Merhaba. Bugünkü konumuz Türkiye'nin 2021'de dahil edildiği gri listeden hala çıkamamış durumda olması. Gri liste nedir? Gri liste Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin mali eylem gücü. Mali eylem görev gücü. Bu güç hazırlıyor gri listeyi ve bir ülkenin gri listede yer alması kara paranın aklanmasını ve terörizmin finansmanını önleme konusunda yüksek seviyede izlenmesi gerektiğini. Ancak uyum konusunda mali görev gücüyle çalışmakta olduğunu gösteriyor. Ve şu anda gri listede 21 ülke var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve gelir gelmez ilk açıkladığı hedeflerden biri olarak Türkiye'yi bu listeden çıkarmak gerektiğini ifade etmişti. Çünkü bir ülke bu listede ise uluslararası finansal sistem içinde iş yapması, yatırım çekmesi, dış kredi alması zorlaşıyor ve çok daha fazla faiz ödüyor. Şimşek en son geçtiğimiz Şubat ayında yapılan Mali Eylem Görev Gücü Genel Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada o genel kurulda gri listeden çıkarılmayan Türkiye'nin Haziran'daki genel kurulda listeden çıkarılmasını beklediğini söylemişti. Ama daha iyi yargı derneği başkanı avukat Mehmet Gün bu beklentiyi iyimser bulduğunu söylüyor ve sebebini de şöyle açıklıyor. Rüşvet ve yolsuzluk suçunun alıcı tarafında olan siyasiler ve üst düzey kamu görevlileri 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanununun kapsamından aynı yasanın 17. maddesiyle istisna edilmiştir. Siyasiler ve üst düzey kamu görevlileri istisna edilmiş. Buna ilaveten Cumhurbaşkanı ve bakanları ve yardımcıları anayasanın 105. ve 106. maddeleriyle fiilen dokunulamaz ve cezasız hale gelmişlerdir. Bu maddelere göre 301 milletvekili imza vermedikçe Cumhurbaşkanı veya bakanlar hakkında soruşturma teklifi dahi yapılamaz. 360 milletvekili de oy vermedikçe soruşturma, amsuz siyasiler yargıya izin vermedikçe güvenilmez veri açıklayan TÜİK'in görevi kötüye kullanan Merkez Bankası'nın ve çiftçiye veya sanayiciye vermeleri gereken kamu fonlarını medya grubu satın almaları için iktidar yanlısı iş insanlarına veren kamu bankalarının yöneticilerine sual bile sorulamaz. Hakimler ve savcılar Kurulu adeta yürütmenin bir uzantısı haline gelerek bağımsızlığını kaybetmiş durumdadır. Yargının kapasitesi yetersizdir. Bu sebeplerle ortaya çıkan uygulama ve gecikme sorunları 3628 sayılı kanunun kapsamında olan alt düzey kamu görevlilerinin yolsuzluk ve rüşvet suçlarıyla etkin mücadele edilmesini zorlaştırıyor. Bu temel sorunlar sebebiyle mevzuatı yeterli olsa bile, Türkiye'nin rüşvet ve yolsuzlukla OECD'nin görev gücünün aradığı standartlarda ve etkinlikte mücadele edemediğini kabul etmek gerekir. Mevcut yasal düzenlemelerle Türkiye'nin görev listeden çıkmasının zor olduğunu söyleyen Mehmet Gün bu listeden çıkmak için yapılması gerekenleri de şöyle sıralıyor. Bir, anayasanın Cumhurbaşkanı'nı yardımcılarını ve bakanları yargılamayı fiilen imkansız kılan 105 ve 106. maddeleri değiştirilmeli. İki, rüşvet suçlarında doğrudan dava açılması sağlanmalı. Üç, hakimler savcılar kurulunun yapısı tam tarafsız olacak şekilde değiştirilmeli ve bu kurul yargı üzerinde bir baskı aracı olmaktan çıkarılmalı. 4. İktidardaki siyasileri ve emirlerindeki üst düzey yöneticileri rüşvet ve yolsuzluk suçlarında kapsam dışında tutan istisnalar yasalardan ayıklanmalı. 5. Kamu görevlileri hakkında soruşturma izni şartı kaldırılmalı. 6. Yasama dokunulmazlığı yeniden düzenlenip rüşvet ve yolsuzluk suçlarında istisnai olarak sonradan dokunulmazlık tanınmalı. Ve 7. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarını yargılayacak uzman, yetkin ve tam bağımsız bir mahkeme kurulmalı. Türkiye'nin de üyesi olduğu OECD Rüşvetle Mücadele Konvansiyonu 1999'da yayınlandı. 2018 yılı itibarıyla Türkiye dahil 38 OECD üyesi ve üye olmayan 8 ülke ile birlikte 46 ülke bu konvansiyona katılmış durumda. OECD mali eylem görev gücü ise 1989'da G7 ülkelerinin bir inisiyatifi olarak temelde kara para aklamayla mücadele için kuruldu. Türkiye 30 üyesi bulunan görev gücüne 24 Eylül 1991'de üye oldu. Yolsuzluk ve rüşvetle edinilen gayrimeşru fonların kara para aklama yollarıyla finans sistemine girmesini ve özellikle terör finansmanı için kullanılmasını önlemek için çalışan görev gücü, 2000 yılından bu yana hemen aksiyon alınmasını önerdiği ülkelerin yer aldığı bir kara liste, bir de gözlem altında tutulmasını önerdiği ülkelerin yer aldığı gri liste tutuyor. Türkiye 21 Ekim 2021'den bu yana kara paranın aklanmasını ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için görev gücünün gri listesinde. Diğer ülkeler Türkiye'nin dışında Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Haiti, Jamaika, Kenya, Mali, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Vietnam, Yemen. Görev Gücünün Başkanı Marcus Player 21 Ekim 2021'deki basın toplantısında Türkiye'de bankacılık ve emlak sektörleriyle değerli maden ticareti yapanlar gibi farklı aktörlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini söylemişti. Ve Türkiye karmaşık kara para aklama vakalarıyla etkin bir şekilde başa çıktığını ve BM'nin terör organizasyonu olarak tanımladığı IŞİD ve El Kaide gibi örgütlerin mali finansmanda soruşturma açmakta kararlı olduğunu göstermelidir demişti. Ve Türkiye yönetenlerin iki buçuk yıldır yaptıkları ortada. Demek ki mesafe alınamıyor. Mevcut sistemin ortaya koyduğu düzenlemeler bu anlamda yol alınmasına müsaade etmiyor ve Mehmet Günün ifade ettiği altını çizdiği tekliflerin hayata geçirilmesi lazım ki bu rüşvet ve yolsuzlukla kara para aklama operasyonlarıyla etkin bir şekilde mücadele edilebilsin ve bunun yanında terör örgütlerinin tanımında da onlarla mücadele yöntemlerinde de mücadele stratejilerinde de seçilen hedeflerin belirlenmesindeki çarpıklıklarda da birçok yanlışı birlikte görüyoruz ve bu iktidar zihniyetiyle böyle bir mücadelenin başarıya ulaşması da mümkün gözüküyor.